Merhaba sevgili yarışseverler, 26 Ağustos Pazartesi hem Bursa hem Kocaeli yarışlarıyla sizlerle birlikteyiz. Bursa'da 9 koşu, Kocaeli'nde 7 koşulu bir program var. Ben bugün sizlere Kocaeli yarışlarını yorumlayacağım. Bursa'da da 2 tane safkan var. Bu safkanlarla ilgili sizlere bahsetmek istiyorum. Mutlaka birini kuponlarınıza yazabilirsiniz. İkinci altını ganyanda da kazanmasını beklediğim bir isim var. Bakalım hangi safkanlar kazançlı sayılacak. Ben elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz safkanları yazarak kuponlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Geçiyorum Bursa'daki 9 koşulu programdaki öncelikli 5. koşuya. 5. koşu 4 ve yukarı Arapların 16 handikap mücadelesinde ben burada mutlaka kuponlarınıza yazmanız gereken ismi söyleyeceğim. O da 6 numaralı Acı Dilli Fatih. İstanbul'da grup 1 yarışı ardından İzmir'e gitti. Orada da bir yarış gördü. 5. kaldı, kötü koştu. Ama 1,5 aylık aranın ardından bu yarışa çok iyi hazırlandı. Baktığımızda da uygun grubu bulduğunu düşündüğüm Mustafa Manav'la start alacak olan 6 numaralı Acı Dilli Fatih bu yarışı kazanabilir, lehine çevirebilir. At yazarsanız tabii ki yazabilirsiniz ancak Acı Dilli Fatih mutlaka kuponlarınızda olsun. Ve geliyorum Bursa'daki 8. koşuya, 2. altılı ganyanın 5. ayağı, tabela ayağı diyebildiğimiz koşu. Baktığımızda 2 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesinde 8 tay start alacak. 1 tay çok ön planda. 2 tane 5.liği ardından son yarışında 2. kalan Mint Hunter'a geçilen, bugün çok iyi hazırlıklarıyla bu koşuya girecek olan, ilk kez Tolga Yıldız'la start alacak olan 6 numaralı Carnation. Son yarışında startta kalmasına rağmen doldurup Mint Hunter'ın sonu 150'de kuyruğuna kadar gelmişti. Geçemeyeceğini anlayınca enseye basmıştı, ikincilikte kalmıştı. Bugün çok daha iyi yarış yaparak Bursa'da koşuyu kazanmasını bekliyorum 6 numaralı Carnation'ın. Ve geçiyorum Kocaeli yarışlarına. 7 koşulu program var. Baktığımızda güzel yarışlar var. Tehlikeli bir program, cazip bir program gibi gözüküyor. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. 1. koşuyla birlikte 2 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesi, dişi taylara ait koşuda bir safkan ön plana çıkıyor. Yarış yaşamına Selim Kaya ile başlayan, bu pistte koşan, o gün alıp başını giden, gereksiz yere tempoyu arttırdığını düşünüyorum. Bugün formda jokey İbrahim Halil Ketme ile start alacak olan 6 numaralı İmmi. Çok iyi hazırlıklara sahip. Bir aksilik olmazsa, tempoyu iyi ayarlaması halinde, her ne kadar önde birkaç isim gözükse de ben bugün kalitesini konuşturacak olan 6 numaralı İmmi'nin koşuyu kazanmasını bekliyorum. 7'li plase ayağı için 6 numaralı İmmi'ye yazabilirsiniz. Ve geçiyorum 2. koşu, 2 yaşlı İngilizlerin 5 şart mücadelesi. 2 safkan ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki, bu pistte ilk yarışını çok gösterişli kazanan, virajı gerilerde dönmesine rağmen müthiş sprintiyle gelip son 50'de de enseye basarak kendi halinde yarışı bitiren, bir kez daha ayağın kurşunla start alacak olan Marco Velli orijinli, İtalyan Beach orijinli 8 numaralı Rus. Bugün yine çok iyi hazırlıklara sahip. Yarışta Hoca, Celaliye, Queen Fairy, hatta Mutlu Çocuk gibi safkanların önde gideceği yarışta sonlarda çok etkili gelecek olan 8 numaralı Rus kuponlarınıza yazacak ilk isim olsun. Tek rakibi var bana göre, o da 1 numaralı Ak Yazılı Hande. 2 çim yarışı sonrası bugün bence daha iyi koşacağı kum pistte start alacak olan Ak Yazılı Hakan, Ak Yazılı Sıla'nın anne kardeşi Baba Daijin. Bence kum pisti daha iyi koşacağını düşündüm. Daha önce de bir kez koşup 2. kalmıştı. Bugün çok daha iyi koşacağına inandığım, apprentice bir yarış sergileyecek olan 1 numaralı Ak Yazılı Hande de uygun grubu geçebilir. Yani 8 numaralı Ruz ve 1 numaralı Ak Yazılı Hande mutlaka kuponlarınızda olsun. Geçiyorum 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap mücadelesinde sizlere tek bir safkan, cazip bir isim önereceğim. Kocaeli'ne geldikten sonra 2 yarış gören, ikisinde de öndeki rakiplerine yakın bitiren, birinde 5. birinde 6. kalan, her ne kadar babası Invisible Sun olsa da anne hattı, anne kan hattı muhteşem olan, safır yerine uzanan bir anne kan hattına sahip olan 10 numaralı River Prince. Bugün Alican İşleyen'le start alıyor. Alican İşleyen her ne kadar 8. ayda yarış kazanamasa da 7. ayda son oğlu'la bu pistte 4 tane yarış kazanmıştı. Kaliteli bir apranti jokeydir Alican İşleyen. Eğer önde gidecek yarışı, süratli gidecek Mike Blitz, Honorable gibi safkanların birbirinden faydalanacağı yarışı sonlarda iyi değerlendirirse, çok da geride beklemezse müthiş bir sprint atıp koşuyu gelip lane'e çevirebilir. 10 numaralı River Prince'i mutlaka kuponlarınıza yazınız. Geçiyorum 4 yaşlı Arapların 16 handikap mücadelesi 4. koşu.
6 Arap atı izleyeceğiz. Kilo dengeleri var. Tek bir isim ön plana çıkıyor. Kocaeli'ne geldikten sonra çok başarılı bir yarış koşan. Son 400'de kazanacakmış gibi çıkmasına rağmen rakiplerine hakim olunca bir anda duran. Ama dışarıdan gelen rakibi Bişkek Han'a mücadelesini gösteren ve o gün kazanan. Bugün çok uygun kilosuyla, özellikle rakiplerine oranla, iki tane önde rakibi var. Bir Ömür ve Ulu Batur. Onlara oranla bugün çok uygun kiloyla start alacak olan 3 numaralı Koca Mehmet. Bugün yine çok iyi hazırlıklara sahip. Doğukan Sav'la bir kez koştu. Onda da kazandı. Apro Jockey'ini de iyi tanıyor. 3 numaralı Koca Mehmet. Bugün Ulu Batur ve Bir Ömür'ün birbirini yemesinden faydalanıp son 600'lerden sonra temposunu arttırıp çok uygun kilosuyla koşuyu lehine çevirebilir. 4. koşuda Kocaeli yarışlarında. Ve geçiyorum 5. koşuya. 5. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 4 şart mücadelesi. 7 tane İngiliz atı bu yarışa katılacak. Bir Safkan'ı ön planda. Kocaeli'de gelip 2 yarış koştu. Ardından evine Bursa'ya gitti. Orada da bugünkü jockey apprentice'i Daniel Kaya ile yarışı lehine çevirdi. Arka grubu dağıtarak son 400'den sonra etkili ataklarıyla koşuyu kazanmıştı. Bugün de neredeyse aynı rakiplerle start alıyor. Bir aksilik olmazsa 1 numaralı Angel Rose bu yarışı lehine çevirebilecektir. Baktığımızda Siri Pekan, Miss Jat orijinli 1 numaralı Angel Rose. Bu grup çok uygun kendisi için, koşuyu lehine çevirebilir. Ama bir Safkan var. Cazip bir isim olur da Angel Rose kötü koşarsa. Gördüğü 2 yarış sonrası, 3 aylık aranın ardından gördüğü 2 yarış sonrası iyi kumaş olduğunu düşündüğüm, geçtiğimiz senelerde 2018'in sonlarına doğru da üst üste yarışlar kazandığını da hatırlıyoruz. Bugün Ayhan Kurşun'la start alacak olan, önde de çok süratli gidecek bir yarış olmayacağını düşündüğüm Bulletproof ve Co-Generation'ın hemen peşine yatacak olan 5 numaralı Resurrection. Bugün olur da Angel Horse çok beklerse, Kocaeli'ndeki gibi her zamanki gibi kötü koşarsa 1 numaralı Angel Horse'un ilk rakibi olacaktır. Angel Horse'un yanına at yazmak isteyen yarış severlerimiz 5 numaralı Resurrection'ı değerlendirebilirler. Ve geçiyorum 2 yaşlı İngilizlerin Maiden dişilerine ait mücadelesinde. Baktığımızda zor bir yarış. Belki de altılı ganyanın en zor ayağı 5. ayak. 9 İngiliz tayı katılacak. 2 Safkan'ı ön plana çıkarıyorum. Muhtemelen de cazip isimler. Mutlaka kuponlarınıza yazın. Sizler de kendi tuttuğunuz isimleri kuponlarınıza yazmayı unutmayın. Her zaman söylerim. Önce kendi bildiğinizi kuponunuza yazın. Ondan sonra benim size naçizane tavsiyelerimle kuponunuzu oluşturmayı unutmayın. Öncelikle 2 numaralı Can Mira. İlk kum yarışını beğenmiştim. Ardından Çin Pist'te Bursa'da start aldı. Viraja da kötü çıkmadı, ancak Çin Pist'te içlemediğini düşünüyorum. Bir tanışığı yavrusu. Baba Anatoli. Bence kum pistte tanışından dolayı daha iyi koşacağını düşündüğüm İsmail Dinar'la start alacak olan. Çok iyi galopları var 2 numaralı Can Mira'nın. Baktığımızda da çok iyi hazırlıklara sahip. Bir anda bir yerlerden çıkıp koşuyu lehine çevirebilir. Mutlaka kuponlarınızda olsun derim. Son bir isim de 9 numaralı Shining Sword. Baktığımızda Captain Rio Arken Sierra orijinli tay ilk yarışını İstanbul'da start aldı. O gün son 150'lere 200'lere kadar yarışın içinde yer aldı. Ayağına çok çabuk bir tay. Mertcan Çelik de o gün koştu. Bugün Kocaeli'ne geldi. Kaba kum pisti daha iyi koşabilir. 9 numaralı Shining Sword. İstanbul'daki galoplarında inanılmaz işler sergiliyor. Baktığımızda son 200'e kadar son yarışında yarışın içinde yer almıştı. Bugün bence daha uygun grupta start alacağını düşündüğüm tay Mertcan Çelik'le kazanıp koşunun bombasını yapabilir. Elbette sizler kendi tuttuğunuz isimleri değerlendirmeyi unutmayın. Ve geçiyorum Kocaeli Kartepe'de son koşuya. 7. koşu 4 ve yukarı Arapların 15 handikap mücadelesinde. Yine zor bir yarış. Altılı Ganya'nın son 2 ayağı bugün de zor. Baktığımızda 2 isim ön planda. 3 isim daha var. Ama öncelikle 2 ismi ön plana çıkarıyorum. Bunlardan ikisi son uzun mesafeli yarışına inanmadığım, bugün orta mesafede start alacak olan, daha önce 2 yarış kazandığı jokeyi Doğukan Sav'la start alacak olan, çok iyi sonlarda geleceğini düşündüğüm 12 numaralı kol açan koşuyu lehine çevirebilir. Ekürü desteği de var. Fatih İngülü ile ekürü koşuyu lehine çevirebilir. Son isim de 5 numaralı Saray Cariyesi. Son 3 yarışı çok başarılı. Bugün Mertcan Çelik'le start alacak olan 5 numaralı Saray Cariyesi mutlaka kuponlarınızda olsun. Elbette Ali Kaçmaz'la start alan 4 numaralı Zor Müzeyen, yani son yarışları iyi, tehlikeli bir isim yazınız. 6 numaralı Isla bugün eski formuna ulaşabilir. İbrahim Ali Ketme ile start alıyor. Koşuyu lehine çevirebilir. Son bir isim de çok uygun kilosuyla start alacak olan, son 2 yarışına inanmadığı, muhteşem bir pedigriye sahip olan Hisaran Ekin orijinli tay at.
9 numaralı Kızımirem'de mutlaka kuponlara yazmanızı öneriyorum. Ben bugün Bursa'da sizlere 2 at, Kocaeli Kartepe'de de 7 koşulu programı sizler için yorumladım. Sizler de kendi tuttuğunuz safkanları değerlendirebilirsiniz. Destek olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı haftalar, saygılar, sevgiler diliyorum.